Çocukları pek severim. Hayatta her insanın bir zaafı vardır. Benim tek büyük zaafım da çocuk sevgisidir diyen, kendini hayatına dokunduğu tüm çocukların annesi sayan Halide Nusret Zorlutun'a 1901'de İstanbul'da doğar. Babası gazeteci Avnullah Kazımi Bey, annesi Ayşe Nazlı Zorlu Hanım'dır. Babası görevi nedeniyle Irak'a atanınca Halide Nusret ilkokula Kerkük'te başlar. Yaşamaya başladıkları bu yeni yerde babasını pek fazla göremez. Burada özel dersler alır. Arapça ve Farsça öğrenir. Halide Nusret ailesiyle birlikte 1. Dünya Savaşı sıralarında İstanbul'a geri döner. Çocukluğunda uzunca bir süre memleketinden ayrı kalan Zorlu Tunay'ı nitelendiren en önemli sıfatlardan biri vatanseverliğidir. Memleketine duyduğu bağlılık ve sevgi şiirlerinde fazlaca yer tutar. Şiir yazmaya savaş yıllarında başlayan Halide Nusret'in milli duygularla yazdığı Git Bahar şiiri bu anlamda önemlidir. Eğitimine Erenköy Kız Lisesi'nde devam eden Zorlu Tuna, liseyi henüz bitirmemişken babasını kaybeder. Yaşadığı acıyı Ağlayan Kahkahalar adını verdiği yazısıyla paylaşır. Bu yazısı Talebe Defteri adlı derginin düzenlediği yarışmada birinci olur. Eğitimi İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam eder. 1921'de İngilizce ve Edebiyat dersleri verirken bir yandan İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünü okur. Sanatçının ilk romanı Küller henüz 19 yaşındayken yayınlanır. Maddi zorluklar nedeniyle bir an önce çalışmak isteyen Zorlu Tuna öğretmenlik sınavlarına girer. Bu sınavları başarıyla geçer. Öğretmen olma hakkını kazanır. İlk görev yeri olan Edirne'de binbaşı Aziz Vecihi Bey ile evlenir. Bu durum onun Anadolu'nun pek çok şehrini karış karış gezmesini sağlar. Edirne'de 3 yıl süren görevinin ardından İstanbul Kız Lisesi'ne atanır ve eşiyle birlikte İstanbul'a taşınır. İstanbul'un işgali sırasında İstanbul Kız Lisesi'nde öğretmenlik yapan Zorlu Tuna burada 7 yıl görev alır. Bu görevin ardından kendi isteğiyle Kars'a atanır. Anadolu'nun pek çok şehrinde öğretmenlik yapan, birçok çocuğun hayatına dokunan Halide Nusret'in bir sonraki durağı Ankara olur. Burada 9 yıllık görevinin ardından 1957'de Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu'ndan kendi isteğiyle emekli olur. Böylelikle ömrünün 33 yılını kapsayan öğretmenlik hayatı sona erer. Öğretmenlik mesleğine en başta maddi imkansızlıklar nedeniyle başlamış olsa da kendisinin öğretmen olmak için yaratıldığını ifade eden Zorlu Tuna için zamanla bu meslek hayat boyu içtenlikle yürüyeceği bir yola dönüşür. Ankara Kız Teknik Öğretmen Okulu'ndan emekli olduktan sonra zamanını çocukları Hüseyin Avnullah Ergün ve Emine Işınsu'ya ayırmak ister. Neredeyse bir ömür diye nitelendirilebilecek öğretmenlik yaşantısında sadece kendi çocuklarına değil, öğrencilerine, memleketin çocuklarına da annelik eder. Anneler Birliği başta olmak üzere çeşitli derneklere, sivil toplum kuruluşları ve yayın organlarına destek olur. Bana öğretmenim diyen ses, beni annem diye çağıran ses kadar sevgili ve kıymetlidir diyen sanatçı, öğrencilerini kendi evlatlarından ayrı tutmadığında bu sözleriyle bir kez daha anlatır. Halide Nusret Zorlu Tuna, roman, şiir, mektup, anı türünde kaleme aldığı eserleri çocukların hayatında anlamlı izler bırakan idealist öğretmen kişiliği, yardımseverliği ve vatanseverliğiyle Cumhuriyet döneminin önemli isimlerinden biri olur. Evet arkadaşlar, Kimdir serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.